Deprem korkusu tedavi edilmezse bir süre hafif azalır ama şiddeti düşüp süresi artmaya başlar. Böyle durumda da bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum oluşur. Tabii travma sonrası stres bozukluğunun dışında kaygı bozuklukları, bedensel belirtilerin öne çıktığı durumlar, örneğin baş ağrıları, karın ağrıları, sırt ağrıları ve zaman da öfkelenme. Özellikle hiçbir şey yokken öfke patlamalarını görebiliyoruz. Tabii bir diğeri de bu korkuyla baş etmek için insanların başvurduğu alkol ve madde kullanımı. Alkol tüketimi artabiliyor, sigara tüketimi artabiliyor. Bunlar gördüğümüz ciddi bir takım psikiyatrik problemler.